Ankara Teğmen Kalmaz İlkokulu burası. Ve bu ilkokulda şu anda gördüğünüz kişi sınıf öğretmeni. Sınıf öğretmeni kaynaştırma öğrencisine şiddet uyguluyor. Bu görüntü sosyal medyada yayınlandı. İlk öğretimde, okullarda şiddet bir kez daha gündemimizde bu görüntüyle birlikte. Sınıf öğretmeni kaynaştırma öğrencisine diyor ki, yeter ya, şu çocuğu alın başımdan, lanet olsun. Çocuğu tartaklıyor, ittiriyor. Görüyorsunuz görüntülerde. Gerçekten çok çok üzücü görüntüler. Sınıftan atmaya çalışıyor çocuğu. Öğretmenin ifadesi var. Ulaşılan bilgilere göre çocuğun tükürmesi sonrasında tepki gösterdiğini söylüyor. Görüntülerin devamında çocuğun okul çantasını yere fırlattığı da yine var. Bu görüntülerin devamında. Bu bir sınıf öğretmeni. Burası kaynaştırma sınıfı. Kaynaştırma öğrencileri var. Yani işte otizmli olabilir bu öğrenci. Bilmiyorum henüz rahatsızlığına ilişkin detayları ama diğer çocuklarla birlikte eğitim aldıklarında biliyorsunuz çok 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 olumlu yönde seyredebiliyorlar ve her şeyden önce eğitim hakkı korunarak bu çocukların da eğitim alması sağlanıyor. Fakat o kadar çok engelle karşılaşıyorlar ki, işte Aksaray'da mesela velilerin tepkisiyle karşılaşmıştık. Çocuklarımızı otizmli çocuklarla aynı sınıfta istemiyoruz demişlerdi. Burada da bir öğretmen, sınıf öğretmeni diğer çocukların yanında ilkokul öğrencisi, bir kaynaştırma öğrencisine bakın böyle şiddet uyguluyor. Yemeğini sen çıkar. Yedi bu ya. Gel. Yedi bitirdi beni. Lanet olsun. Yeter. Utanmaz bile. Hadi gel. Gel adamım. Hadi. Ay çok bir dakika şu işlediğini yapıyor. Tabii çok çok korkunç ifadeler var. Çünkü yani bir öğretmen, sınıf öğretmenim. Sonuçta tabii Milli Eğitim Bakanlığı şuna da bakacak herhalde. Yani kaynaştırma sınıflarında görev alan öğretmenler ne tür eğitimlerden geçiriliyorlar, ne tür psikolojik testlerden geçiriliyorlar. Belki bunu da konuşmamız gerekecek. Burada ilk öğretim öğrencisi bir çocuğa, kaynaştırma öğrencisine çok ciddi bir şiddet var. Sözel şiddet var, fiziksel şiddet var. Bütün hepsi görüntülere yansımış durumda zaten. Dolayısıyla bu olaydan sonra işte okul yönetimi, sınıf öğretmeni ne olacak? Yani yine bir vakka üzerinde konuşacağız ama sistemli bir çözüm üretmek gerekiyor. Öğretmen olmazsa veli, veli olmazsa arkadaşları muhakkak bir yerden özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların eğitim haklarına dair muhakkak bir müdahale geliyor. Dolayısıyla sorun büyük bir sorun ve çözülmesi gereken bir sorun. Biz bu konuyu işte öncelikle çocukları işte otizmli olanlarla konuştuğumuzda, onların haklarını koruyan sivil toplum örgütleriyle konuştuğumuzda hepsi bize şunu söylüyorlar. Ciddi bir denetim yok. Sistem işlemiyor. Oysa yapılması gerekenler belli. Bunlar tek tek anlatıldı. Adım adım eylem planlarına kondu. Ama uygulama konusunda çok ciddi sorunlar var. Dolayısıyla hem sınıfların belirlenmesi, kaynaştırma öğrencilerinin, yani çünkü derecesine göre de değişiyor biliyorsunuz. Bazı öğrenciler sadece kendileri gibi olanlarla 2-3 kişilik sınıflarda eğitim görüyorlar. Onların öğretmenleri de farklı ama bazıları da kaynaştırma sınıflarında diğer öğrencilerle birlikte eğitim alabiliyorlar. Buna müsaade ediyor çünkü içinde bulundukları durum. Dolayısıyla hani en baştan itibaren hangi çocuğun nerede nasıl eğitim alacağından tutun da kimlerin bu eğitimi vereceğine kadar sistemin doğru bir şekilde işlemesi gerekiyor ama özellikle denetimlerde çok ciddi bir sorun olduğunu bize bu işin muhatapları, en çok da işte bu çocukların anne babaları ne kadar çok mücadele ettiklerini anlattıklarında tahmin ediyorum sizler de çok etkileniyorsunuz. Çünkü zaman zaman yoruluyorlar ama pes de etmiyorlar. Bu yayınlarda az da ağlamadılar. Bunu da söyleyelim. YouTube kanalımıza abone olun.